Gübre taşın tarımda verim ve kaliteyi artırmak amacıyla ülkemizin farklı noktalarında farklı bitkiler için oluşturduğu model üretim alanlarından biri de Düzce Gölyaka'da kuruldu. Bol verimli ve yüksek randımanlı fındık hasadı için arazinin 2 dekarlık bölümünde kurulan model alanda toprak analizi sonuçlarına göre oluşturulan fındığa özel besleme programı uygulandı. Fındıkta randımanı yüksek, yağ ve protein bakımından zengin ürün hasat edilmesi için besleme oldukça önemlidir. Bu amaçla tomurcuk sayısını artırmak, güçlü ve bol sürgüne sahip, parlak, iri yeşil yapraklı ve uzun zurflu, içi dolu buruşuksuz ürün almak için azot, fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum, çinko ve bor besin elementlerini içeren taban gübresi uygulandı. Analiz sonuçlarına göre yetersiz olan toprağın organik madde miktarını zenginleştirmek için yine bu dönemde %80 humik pulvik asit ve %25 organik madde içeren toprak yapısını iyileştirici ürün tabandan verildi. Çotanak tutumundan önce fındığa özel olarak ürünlerden oluşan bitki besleme paketi, yayıcı, yapıştırıcı özellikteki ürünle birlikte uygulanarak yapraktan besleme yapıldı. Bu uygulamayla dal ve sürgün faaliyeti geliştirildi. Fındığın meyve tutumu artırılarak boş ürün oluşumunun önüne geçildi. Çotanak tutumu öncesi nitrat azotu ve kalsiyumu birlikte içeren bitki besleme ürünü uygulandı. Nitrat azotuyla ürünün sağlıklı olarak gelişmesi, yeterli irilik ve dolgunluğa ulaşması sağlandı. Kalsiyumla da bitki dokuları ve meyveler çeşitli mantar ve bakteri enfeksiyonlarından korunarak sıcak ve soğuk stresine karşı bitkiye dayanıklılık kazandırıldı. Meyvelerin depolama ömrünün uzatılması sağlandı. Çotanak bağlama döneminde fındığa özel oluşturulan bitki besleme paketiyle yayıcı yapıştırıcı özelliği bulunan suyun pH ve sertlik derecelerini düzenleyici ürün ikinci doz olarak yapraktan verildi. Bu uygulamayla yapılan rezerv gübreleme sayesinde döllenmesini tamamlayan meyvelerin sağlıklı beslenmesi desteklendi. Bitkinin gelişme ve meyve tutumu dönemindeki azot ihtiyacını karşılamak ve sürgün oluşumunu teşvik etmek amacıyla kalsiyum amonyum nitrat verildi. Çotanakların iç dolgunluğunu sağlamak için potasyum ve mikroelement takviyesi ile meyvelerin yeterli büyüklüğe ulaşması için gerekli bitki besin elementleri uygulandı. Fındığın hasat öncesi ihtiyaç duyduğu bitki besin elementleri yapraktan verildi. 2020 yılında aynı ilçede ağaç başında ortalama verim 2 kilogram civarında gözlemlenirken, Gübretaş'ın etkili gübreleme programının uygulandığı deneme bahçesinde ağaç başına ortalama verim 8 kilogram olarak gerçekleşerek dekardan 320 kilogram fındık hasat edildi. Etkili gübreleme programı sonucunda yağ ve protein bakımından zengin, randımanı yüksek fındık hasadı üreticinin yüzünü güldürdü.